albüm ne zaman çıkacak? Klasik. Hidra sikmiş ne demek? Ya bu galiba hatırladığım kadarıyla şeyden kalma. Benim freestyle şampiyonalarındaki punchline'larımdan sonra insanların çok sık söylediği, bir kurduğu bir cümleydi. Ya da işte disleşmelerden sonra. Öyle kaldı herhalde. Ben de alakasız birçok şeyin altında görüyorum. Vallahi ne diyeyim ki? İçlerinden bunu yazmak geliyorsa yazsınlar. Beni açıkçası rahatsız eden bir durum yok. Açıkçası biraz da tabii şey de var. Gerçekçilik payı da var bu cümlenin. Evet, kilo vermem lazım. Valla umarım bu sene başlarım. Bilmiyorum, sürekli kafamda zaten var. Vio'yu tanımıyordum. Vio ile hiç tanışma fırsatımız olmadı. Sefa tertip ne yapıyorsun kardeşim benim? İstanbul konseri ne zaman ki? Ya şimdi önümüzde birkaç konser var. Evet, Yalova var mesela. İzmir var. İstanbul'dan emin değilim. Ben yakın zamanda onun paylaşımlarını yapacağım. Takipçi olursanız haberiniz olur. Sihirli Annem'deki Taceddin'i ben seslendirdim arkadaşlar. Evet. Albüm iki parçalık bir albüm. Toplamda 14 ve 16 arası. 14 ya da 16 şarkı olacak. 7-7-8-8. Ya solo albümlerim. Aksaray'da hiç konser olmuyor. Büyük ilgi var. İlgilenir misiniz? Ya bu bizim ilgilenebileceğimiz bir durum değil ki dostum, maalesef. Oradaki organizatörlerin ilgileneceği bir durum. Yani bizim hadi şuraya konsere gidelim, şurada konser düzenleyelim diyemiyoruz. Organizatör değiliz çünkü. Eğer çağrılırsak ve şartlarda anlaşırsak geliyoruz. Sefa Yozgatlı'dır, Yozgatlı'nın dibidir. Küçükken bu noktaya gelebileceğimi hayal ettim mi? Hiç ettim. Evet. Zaten bir şeylerin gerçek olabilmesi için önce onu hayal etmen gerekiyor bence. Valla dişleri de hayırlısıyla bu sene yaptırmayı düşünüyorum. Bu sene için çok fazla planım var. Ama şu albümü çıkartayım, dişmiş, kiloymuş, halledilir ya bunlar. Ya maalesef belki kötü bir özelliktir ama çok önem vermedim bugüne kadar böyle şeylere. Vermek istiyorum ama bakacağız. Net bir şey söyleyemem. Belki 2038 yılında da dişlerim böyle olacak ve belki de artık tamamen Big Pan'a dönüşmüş bir insan olacağım. Valla patlayacak şarkı bilmiyorum. Bu insanların biraz müzikal algısına bağlı ama şarkıların hepsi özümsenebilecek şarkılar. Benim isteğim de bu aslında. İnsanlara kendimi ifade edebilmek. Artık patlayıp patlamaması biraz da kadere bağlı. Yok, saçları boyamayacağım zaten. Bir kere boyattık. 10 yıl sonra rap ne olacak? 10 yıl sonra rap muhtemelen daha iyi yerlerde olacak. Bak şimdi de dişlerini yaptırma diyenler. Böyle bir bölünme var. Dişlerini yaptır diyenler, yok yaptırma diyenler. Bakacağız arkadaşlar. Gelecekle alakalı asla kesin yargılarda bulunmuyorum artık. Hayat bana bunu öğretti. Yeni single. Albümden önce belki bir parça ama zannetmiyorum ya. Direkt albüm. Ne içiyor gibi duruyorum dostum?
Kahve içiyorum. Bu saatlerde kahve içilir. Kahve içiyorum arkadaşlar. Niye bu kadar merak ettiniz ki? Bu bir kahve. Kahve bardağından yüzüme doğru vuran sıcaklık. Neden protest rap yapmıyorum artık? Aslında yapıyorum. Yani ne bileyim, cennetten cehenneme de, panzehirde de, imzada da çok fazla protest cümlem var ama sizin protest müzik anlayışınız daha farklıysa bilmiyorum. Ki yeni albümde de birden fazla protest. Ya benim her şey aslında baktığın zaman bütün şarkılarım protest içerikli. Bir şeyi protesto ediyorum sonuçta. Arkadaşlar boş verin ya gerçekten. Artık gerisine geri kalanına hak, hukuk, adalet karar versin. Ben zaten kendi adıma söylemem gerekenleri söyledim. Daha da söyleyecek bir şeyim yok. Sadece biraz daraldım. Fake hesaplar tarafından rahatsız edilmekten biraz daraldım sadece. Ölüme inat söyle, gelirsen konserime söylerim. Var. Var var. Beraber şarkı yaptığımız birkaç isim var ama şarkılar çıkmadan söylemeyi düşünmüyorum. En azından kendi albümüm için olanları. Onun dışında işte biliyorsunuz Arda Gezer'in albümünü, Arda'nın albümünü Ati ile bir şarkı kaydettik ve bir solo parçam daha var o albümde. Muhtemelen benim albümden önce çıkacak o. Rap yazma dersi ne? Değil mi? O nedir yani? Oturursun, yazarsın. Ha, tabii ki bunun belli teknikleri vesairesi var ama herkesin kendine ait bir stili olması gereken bir müzik türünde yazma dersi biraz garip kaçıyor. Galatasaray'ın gidişatı şu an fena değil. Takım yavaş yavaş oturuyor. Emre geri döndü. Lines geri döndü. Falcao geri döndü. Eğer Sivas biraz tökezlerse yine şampiyon oluruz ama hiç tökezleyecek gibi de durmuyorlar. Neden Doğu illerine gelmiyorum? Valla en az 5-6 defa Diyarbakır'a geldim. Urfa'ya geldim, Batman'a geldim, Mardin'e geldim, Antep'e geldim. Elazığ'a geldim. Niye böyle diyorsun ki? Ki hele Diyarbakır'a çok fazla geldim. Siz herhalde takip etmiyorsunuz ya da yeni dinlemeye başladınız. Vay kardeşim. Bak, kitap okuduğu için yayın görmeyen bir kardeşimiz. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Yok bozuk. Asla ya fotoğraf şeyle fotoğraf çekilmedim silahla. Çünkü gerçekten o silah böyle şey toplasan 3 dakika falan duruyor elinde. Evet, Arda Gezer tarafından bıçaklandım arkadaşlar. Şikayetçi olacağım. Zaha, Wilfried Zaha. Albümde favori şarkım hangisi? Hepsi favorim ya. Rap'i bırakmayı düşündüğüm dönemler olmuştu, evet. Ama hiç bırakmadım. En iyi geçen konserim Ankara'daydı. Vallahi 16 yaşındayım. Rap için geç mi ya da erken mi? Ne geç ne de erken. Yapabiliyorsam yap kardeşim. Eyvallah. Ne düşüneyim? Zaten bugüne kadar o hep oldu olacak. Rap ile alakası olmayan insanlar rap yapmaya çalışacak. Çünkü artık göz önünde popüler, saygınlığı var. Ve insanlar bunun bir müzik türü olduğunu kabul edebildiler. O yüzden yapmaya çalışacaklar. Ama zaten yaptıkları zaman az çok ortaya çıkıyor bu işten anlamadıkları. Yapsınlar, ne diyelim ki? Yani kimseyi zorla müzik yapmasına engel olacak değiliz. Hodri meydan isteyen yapsın rapini.
Dicle abla, Dicle ablamız. Çok merak ediyorsunuz. Arkadaşlar, hayatımda ruhsal bozuklukları kendi karakterinin önüne geçen insanları istemiyorum ya, vallahi. Hep yanlış seçimler yapıyorum bu konuda. Bu sefer biraz daha erken fark ettim diyebilirim. Zaten ben kendi kendimi fazlasıyla yoran bir insanım. Bir de artı fazladan yorulmak istemedim. O yüzden yeterli. O da faydasını sağladı kendine. O da yaptı yolunu. Artık herkesin yolu açık olsun. Hiç sevgilim oldu mu? Maalesef. Maalesef çok fazla sevgilim oldu. Artık yüzlerini sayamıyorum dostum, ne yapayım? Yüzlerini sayamıyorum. 100, 200, 3 gidiyor sonra. Kendime dert edemem seni. Ertele her şeyi ben gibi. Freestyle sözlerini nasıl yazıyordun abi? İlginç bir soru. İlginç bir soru. İstiyorsan tekrar düşün, öyle sor bu soruyu. Arkadaşlar, bundan sonra her şeyi şikayet ediyorum. Hidra sikmiş mi yazdım benim fotoğrafımın altına? Hemen gidiyorum Cimer'e şikayet ediyorum. Diyorum ki benim özel hayatımı ihlal etmeye yönelik küfürler. Manevi ve maddi tazminat davası açıyorum. Bundan sonra hareketlerinize dikkat edin. Dikkat edin, her şeyden şikayetçi olacağım artık. Haberiniz olsun. Sonra mahkeme mahkeme ifade koşturmayın. Allah'ım ya. Haksız mıyım kanka? Haksızsan haksızsın de. Haksız mıyım? Değil mi? Haklıyım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Her zaman olduğu gibi. Hak eden hak ettiğini bulur. Haklısın dostum. Dostum çok haklısın. İyiyim kardeşim. Teşekkür ederim. Benden de saygılar, sevgiler.